Öncelikle onurlu çıkış, kendi hayat üzerimden Türkiye'nin hikayesini anlattım. Yani Türkiye'deki bu mahalle, yani ideolojik anlamdaki mahalle kültürünün ülkeyi nasıl bir açmaza sürüklediğini, bugün yaşadığımız bu yıkım tablosunun temelinde aslında o mahallelerde yaşamak, ideolojinin, mezhebin, inancın, kimliğin ayrıştırıcı bir işleve dönüşmesini, toplumun birbiriyle olan bağını nasıl zayıflattığını, birbiriyle olan duygusunu nasıl kopardığını, yabancılaştırdığını kendi yaşam üzerinden anlattım ve bir çıkış gerektiğini, Türkiye'nin geldiği noktada bir çıkış gerektiğini, o çıkışının da her birimizin kendi mahallesinden çıkıp Türkiye denen ortak salona, yani şöyle bir benzetme yapmıştım kitapta. Türkiye'yi bir ev düşünün, 8-10 odası olan bir ev. Toplumun farklı kesimleri farklı odalarda yaşayarak birbiriyle olan diyaloğu, birbiriyle olan iletişimi epeyce zayıflamıştı. Herkes odada yaşayıp kendi odasını düşünürken bu arada ev su almış ve olağanüstü tahrip olmuş. Şimdi bir fark etti ki ev çöküyor. Odalarımız var diye sevinemeyiz. Ev çökerken odalar ayakta kalamaz. Döndüm topluma. Salonda toplanalım. Oturup konuşalım, el ele verelim, bu evi yeniden tamir etmemiz gerekiyor. Yeniden her birimizin yaşayabileceği bir alan haline getirmemiz gerekiyor diye. Bunu kendi dindarlık hayatımda, İslamcılık döneminde yaşadıklarımı, Kürt kimliğinin yaşadığı çatışmaları, niye Atatürk'e karşıydım, şimdi niye taraftar olduğumu, Atatürkçülerin Atatürkçülük yaparken benim gibi toplumun önemli bir kesmini nasıl Atatürk karşıtlığına sürüklediklerini, ben bir taraftan dindarlığı, Müslümanlığı, inancı koruyayım derken aslında nasıl da İslam'ı da yutan bir canavara dönüştürdüğümü o ideolojiyle, öbür taraftan bir MHP'linin Türkiye'nin bütünlüğünü koruyayım derken benim gibi hayatında ağzına ben Kürt'üm kelimesi almamış birini nasıl Kürt yaptığını, yani milliyetçinin Kürtlüğe karşı çıkmış gibi gözükse de aslında Kürtlüğün varlığını da besleyen bir faktör haline dönüştüğünü, aslında mahallelerde yaşayarak birbirimizi büyüten, birbirimizin karşıtlığından büyüyen böyle bir toplum öbekleri haline dönüştüğümüzü anlattım. Bir çıkış gerekiyor. O çıkış için salonda toplanmamız gerekiyor. Salonda toplanmazsak, oturup konuşmazsak, ya bu ev hepimizin, bu evde yıkılırsa yaşayacak yerimiz yok, odalarda kalmaz deyip el ele vermezsek, buradan yeni bir yapı, yeni bir inşa, yeni bir hayat, yeni bir yaşam, yeni bir huzur, ağız tadıyla yaşayacak bir mekan ortaya çıkaramazsak, odalarda kalmayacak.